Merhaba, bugün motivasyonumuzu yok eden alışkanlıklara bakacağız. Öyle ki hayatımızı tümden etkileyen bu olumsuz alışkanlıkları fark etmek ve bir an önce kurtulmak istiyoruz. Hadi başlayalım. Madde 1. Mükemmeliyetçilik. Yaptığınız işlerin en mükemmeli olmasını isteyebilir ve bunun için büyük çaba harcayabilirsiniz. Mükemmel olmak güzeldir. Ancak mükemmeliyetçilik duygusu belli bir noktadan sonra size yardım eden değil, üretkenliğinizi durduran ve hatta moralinizi bozan bir şeydir. Ayrıca çoğu zaman mükemmeliyetçiliğin aslında çalışmanıza ne kadar önem verdiğinizle ilgisi yoktur. Çünkü o başarısızlık korkusundan meydana gelir. Siz her detay mükemmel olsun diye aşırı titizlenirsiniz. Çünkü işinizi oluruna bırakırsanız yeterince iyi ve mükemmel olmayacağını düşünürsünüz. Oysa bütün bu harcadığınız zamanda projeyi yeni baştan yapabilirdiniz. Mükemmeliyetçilik projenizin kalitesini de etkiler. Zira kendinize çizdiğiniz gerçekçi olmayan sınırlar sebebiyle projeniz istediğiniz mükemmellikte olmayınca mental olarak işi bırakır ve baştaki kadar mükemmel odaklanamazsınız. Sadece öylesine yaparsınız. Aşırı mükemmeliyetçilik motivasyonu sonuna kadar korumanızı engeller. Peki, istediğiniz kaliteyi düşürmeden işi tamamlamak için ne yapmalısınız? İşinizi ciddiyetle yapmaya devam ederken bitirmek için yeterince odaklanmalısınız. Örneğin kitap yazıyorsunuz. Bir ayda sadece bir sayfa yazdınız. Çünkü her cümlesine tekrar tekrar dönüyor ve titizlikle inceliyorsunuz. Oysa işi bitirmek üzere odaklanmış ve her gün düzenli çaba sarf eden bir başkası bir ayda 50 sayfa yazdı. Mükemmel şekilde işi tamamlamak üzere odaklanmalı ve daha sonra geri dönerek küçük detaylar üzerinden tekrar geçmelisiniz. Bitirmeye odaklanın. Küçük detaylar sonraki iş. Madde 2. Kıyaslama. İlişkilerinize zarar veren ve benlik saygınızı düşüren kıyaslamanın tüm çeşitleri sağlıksızdır. Bunu kendinize yapmayın. Kıyaslama, hedeflerinize gidecek önemli adımları atma konusunda sıklıkla sizi durdurur ve bütün insanların sizden çok daha iyi olduğu inancı ve kendinize güvensizlik hissiyle içinizi doldurur. Kendinizi küçümsemek gibi bir hata yapmayın. Yeterince paranız veya özgüveniniz olmayabilir. Bundan dolayı kendi hayallerinizi küçümsemeyin. Eğer başkaları sizin istediğiniz ve hayal ettiğiniz şeye sahipse bunu nasıl başardıklarına bakın. Kendinize bir plan çizin ve başlayın. Çok çabalayın. Sizin hayalinizi gerçekleştiren başkalarının başarılarını incelemek ve onlardan ders çıkarmak güzeldir. Ama o başarıları fazla abartıp da kendi ilerlemenizin önüne koymayın. Kendi hayallerinize odaklanın. Madde 3. Çalışmayı beklemek. Çalışmak için mükemmel zamanı beklemek, yaygın olarak yaptığımız etkili bir erteleme yöntemidir. Büyük bir proje için çalıştığınızı hayal edin. En az 3-4 saat çalışmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ancak başlamak için akşam yemeğini bekliyorsunuz. Yemekten sonra kahve içmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Sonrasında pek çok ev işinin sizi beklediğini düşünerek projeyi sabaha erteliyorsunuz. Eğer bu cümleler size yabancı gelmiyorsa, belirli bir işe her gün aynı saatte başlayıp aynı saatlerde bitirme konusunda ciddi bir rutin oluşturmanız son derece önemli demektir. Zamanla bedeniniz ve beyniniz bir program dahilinde çalışmaya odaklanacak ve alışacaktır. Böylelikle erteleme ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Madde 4. Çoklu görev. Üretkenliğinizi artırdığınız, zamandan kazandığınız ve eş zamanlı olarak çok iş ürettiğiniz için çoklu görev ifadesi size hoş gelebilir. Pek çok insan her gün bu hatayı yapıyor. Çünkü birçok işi aynı anda gerçekten etkili şekilde yapmak neredeyse imkansız. Çünkü insan bir anda sadece bir işe odaklanmak gerçeğiyle yaratılmıştır. En son yemek yerken izlediğiniz televizyonu düşünün. İkisi de gerçekten sıradan ve basit eylemler. Ancak aşırı yemek yiyen insanların genellikle yemek yerken televizyon izlediklerini biliyor musunuz? Çünkü insan her ne kadar başarılı olduğunu düşünse de aynı anda dikkatini sadece bir işe yoğunlaştırabilir. Peki bunun motivasyon ve üretkenlikle ne ilgisi var? Düşünün ki hazırlamanız gereken bir sunum ve cevap vermeniz gereken mailler var. Siz de zamandan kazanmak adına hepsini eş zamanlı yapmaya başlıyorsunuz. Çünkü çoklu görev sizin işiniz. Bu sadece ekstra enerji harcamanıza sebep olmuyor. Aynı zamanda yaptığınız işlerin yarım yamalak olmasını netice veriyor. Muhtemelen maillerinizde bazı kelime ve cümle eksikleri yaptınız ya da sunumunuzda bazı noktaları gözden kaçırdınız.
Çoklu görev aynı zamanda sizin karmaşık problemleri çözme yeteneğinizi ve bilimsel konularda derinlemesine düşünmenizi engeller ki her ikisi de yoğun konsantrasyon gerektirir. Oysa çoklu görev esnasında hiçbir işe tam anlamıyla konsantre olamazsınız. En iyi çözüm çoklu görevi bırakmaktır. Ama bu konuda ısrarcıysanız en azından yaptığınız işleri benzerlik durumuna göre gruplamalısınız. Böylelikle alakasız bir işe geçiş yapmazsınız ve beyniniz birdenbire vites değiştirmek zorunda kalmaz. Madde 5. Dikkat dağıtıcı şeylere izin vermek. Çalışırken televizyon izleme alışkanlığına sahip misiniz? Veya arkadaşlarınız yanınızda muhabbet ederken ödev yapmayı sever misiniz? Bunlar size eğlenceli gibi gelebilir. Ama inanın üretkenliğinize ve motivasyonunuza ciddi zarar verir. Tıpkı çoklu görevde olduğu gibi dikkat dağıtıcı şeylerle beyninizi aynı anda birden fazla şeye odaklanmak zorunda bırakırsınız ve odaklandığınız işin dışındakiler daima bir adım öndedir. Tembellik ve motive olamama gibi kötü alışkanlıklarınız varsa beyninizin işten kaçınmak için başka seçenekler aradığını unutmayın. Televizyon açık olduğunda beyniniz daima kolay ve eğlenceli olana odaklanmayı önceleyecektir. Sıkıcı ve zor işe odaklanmak yerine bunu yapar. Her insan beyni %20 ila %40 oranında başka yerlerde gezme eğilimindedir. Ne kadar zor bir işe odaklanırsa odaklansın. Bir işe beynimizin %100 odaklanmasını sağlamak uzun yıllar alacak bir pratik ve öz disiplin gerektiriyor. Hal böyleyken bir de çalışmanız esnasında arka planda televizyon sesine veya arkadaş muhabbetine izin verirseniz işiniz hiç bitmeyecek ve motivasyonunuz düşecektir. Dikkat dağıtıcı şey etrafınızdaki herhangi bir şey olabilir. Yüksek sesli müzik, yoldan geçen çöp kamyonunun sesi gibi. Bu yüzden pek çok insan kütüphanede çalışmayı veya ses geçirmez kulaklık takmayı tercih eder. Kendinizi dikkat dağıtıcı şeylerden ne kadar izole ederseniz o kadar üretken ve motive olursunuz. 6. Hayır diyememek. Başkalarına yardımcı olmayı ve destek olmayı sevebilirsiniz. Belki de sosyal bir insansınız ve çevrenizdekilerin size ihtiyacı vardır. Ancak bir işe odaklanamama ve motivasyon kaybı yaşamanızın sebebi tam da bu olabilir. Kendi işinize odaklanmışken başkalarınca sizden yardım istendiğinde hayır demeyi öğrenmelisiniz. Çünkü başkalarına evet dediğinizde onlara sadece kısa bir zaman ayırmıyorsunuz. Kendi işiniz için çok değerli olan saatleri kaybediyorsunuz. Enerjiniz ve düşünceniz dağılıyor. Bu sebeple nasıl hayır demeniz gerektiğini öğrenmelisiniz. Kendi işinize vakit ayırmanız gerektiğini söyleme konusunda açık ve dürüst olmalısınız. Bu aynı zamanda çevrenizin size olan güvenini ve sizin özgüveninizi artıracaktır. İnsanlara zamanınızın değerli olduğunu söylemekten korkmayın. 7. Kararsızlık. Kararlı ve sakin olmak biraz pratik gerektiren bir iştir. Alacağınız kararlarda güvenli olmanız sizi daha fazla çalışmaya ve daha çok beklenti içinde olmaya son derece motive edecektir. Eğer kendinize yeterince güvenmiyor ve genellikle zamanınızı boşa harcıyorsanız faydasız bir anksiyeteye saplanıp kalmışsınız demektir. Kesin bir karar verirseniz daha kötüsü olmasını engellemiş olursunuz. Çünkü beyninizin arka planında sürekli acaba kötü bir karar mı verdim endişesi yer alır. Bu şüphe dolu girdaba hapsolmadığınıza emin olun ve kendinize bir zaman limiti verin. İlgilendiğiniz işi veya projeyi yetiştirmek için kendinize katı bir son tarih verirseniz, o zaman dikkatinizi ve kendinizi aynı işte yoğunlaştırmayı başarabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla video için abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.